Peygamberimiz ne yapmış? Bu yoldan geçenler hangi yolu geçmişler? Nasıl bir uygulama yapmışlar diye bunlara bakmak lazım. Ama görüyorum ki arkadaşlarımız devletin kurumlarını da koydukları kuralları da maalesef bir bir kartondan, mukavvadan sanki kutular kararlarmış gibi yıkıp atıyorlar. Ama eninde sonunda yine millet kendi iradesine kendisi sahip çıkacak ve 14 Mayıs gecesinde bu ülkede çok şey değişecek. Yeniden kurallı bir yönetim bu ülkede başa gelecek inşallah. Tabii burada bütün sizin bu söyleminizden sonra ve alınan bu kararlardan sonra ve bu hukuksuzluk sürecinin bize gösterdiği şey şu, çok kritik bir seçim gerçekleşecek ve seçim güvenliği, sandık güvenliğinin son derece önemli olduğunu anlıyoruz biz burada. Sandığına, oyuna sahip çıkacak olan vatandaşlar var. Partiler büyük bir ihtimalle Millet İttifakı olarak çok ciddi bir şekilde bunu gerçekleştireceksiniz. Sadece sizler değil, Emek ve Özgürlük İttifakı, Sosyalist Güç Birliği aynı şekilde, dernekler aynı şekilde, sivil toplum kuruluşları aynı şekilde. Bütün bunlara rağmen Yüksek Seçim Kurulu'na olan bu güvensizlikte halkın, vatandaşın oyunu kullanacak olması gibi bir atmosfer ne kadar olumsuz bir ortam aslında. Ne yapmamızı öneriyorsunuz? Şimdi burada elbette ki tabii bunları biz bugün itibariyle önümüze konulan tablo üzerinden konuşuyoruz. Ama vatandaşın iradesinin üzerine hiçbir şekilde gölge düşmemesi için de tüm siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin ve 85 milyonun sorumluluğu olduğunu da ifade ediyoruz. Kullandığımız oyun namusundan bu milletin tamamı sorumludur. Dolayısıyla herkesi göreve davet ediyoruz. Elbette ki Altılı Masa'nın Seçim Güvenliği Komisyonu ayrıntılı olarak çalışacak. Emek ve Özgürlük Hareketi ayrı olarak çalışacak. Barolar ayrı olarak çalışacak ama ben buradan bir çağrı yapıyorum. Ve önümüzdeki hafta içerisinde bir programla kamuoyuna da duyuracağız. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'a sunduktan sonra tüm kamuoyuna. Biz 67 milyon seçmenin tamamını göreve davet ediyoruz bir programda. Kim hangi sandıkta oy kullandıysa o sandıktaki ıslak imzalı sandık sonuç tutanağını Deva Partisi ile Altılı Masa ile paylaşmaya yönelik bir program hazırladık ve gönderdik. Kullandınız mı saat 4'e 50 geçe oyunuzu? 5'te sandıklar kapanıyor, oy sayım döküm işlemleri başlıyor. Orada lütfedip bir saat daha bekleyin çünkü bir saatin içerisinde sandık sonuçları mutlaka açıklanıyor ve askılarda orada sandık kurullarının başındaki kapılara asılıyor. Oradan fotoğrafı çekin ve bizim sistemimize yükleyin. Ve bizim sistemimize yüklediğiniz zaman artık Yüksek Seçim Kurulu'nun aracıların, diğerlerin yapabileceği hiçbir şey yok. Kedi değil, isterse kaplan girsin o trafolara hiçbir şey olmaz. Yeter ki vatandaş o ıslak imzalı sandık sonuç tutanağı, yani seçimlerin tapusu dediğimiz o tutanağı alsın ve bize ulaştırsın. Onu ulaştırdıktan sonra oylarının üzerine en ufak bir gölge düşürmeksizin inşallah onu biz sonuçlara yansıtacağız. Ve vatandaşımızın kullandığı helal oyun üzerine en ufak bir şekilde gölge düşürmeyeceğiz. Evet, sonuçta bu seçimler hayat memat meselesi. Demokrasi mi yoksa işte otokrasi mi diyelim, adına adı koyalım. Bunun kararını verecek. Az önce yine İbrahim Kaboğlu bu olumsuz koşullar altında, bu hukuksuzluk süreci altında seçimlere gidilecek olmasına rağmen halkın belki daha fazla kendini motive edebileceğini böylesine koşullar yüzünden. Bu koşulları değiştirmek için tek çaresinin oy kullanmak olduğunu düşünerek. Sandığa coşkulu bir şekilde gitmek ve değişim iradesini kullanmak. Bakın bu da son derece önemli. Değişim iradesi dediğimiz. Bir kardeşimiz bunu benimle paylaştı. Bir devlet yetkilisiyiz. Seçim güvenliği ile alakalı özellikle çok netliğiyle ifade edeyim ki burada kamu görevlilerine seslenmek istiyorum. Özellikle kolluktaki jandarma ve polis teşkilatımıza. Onlar bizim şanlı ordumuzun temsilcileri. Bizim güvenliğimizi sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğümüzün mensupları. Her biri bizim gözümüzde birer kahraman ve bu vatandaşın, bu vatanın asli evlatları. Dolayısıyla onların en üstün tutması gereken hadise bu ülkedeki demokratik sistemdir. Bu demokratik sistemin inşası için ellerinden gelen her türlü
çabayı göstermekle yükümlüdürler. Ve onlar göreve başlarken bayrak üzerine yemin ederek başlarlar. Bu bayrak hepimizin bayrağı olduğunu hiçbir zaman unutmamalılar ve bu bayrağın altında demokratik, laik, sosyal hukuk devletiyle bizim yaşamamız gerekliliğini unutmamalılar. Ve bu süreç içerisinde ister kendilerine amirlerinden ister başka şeylerden etki altında tutmaya kim çalışırsa çalışsın önce vicdanına sonra mevzuata uygun hareket etmeliler. Çünkü bu iktidar değişiyor Zeynel Bey. Yarın bu iktidarın yerine yepyeni milletin tercihiyle iş başına gelen bir iktidar gelecek. Bu kardeşlerimiz ise devletin kutsal saydığı kurumlarda çalışan kamu görevliler. Onların sadakat borcu sadece devletin kurumlarına ve o ay yıldızlı al bayrağımıza, anayasamıza. Başka kimsenin etkisi altında kalmadan bu görevleri deruhte etmeliler. Ben bir sefer daha söylüyorum. Başlarındaki yöneticiler 15 Mayıs sabahında yoklar. Ama o vicdanları onlarla ölünceye kadar devam edecek ve gelecek. Vicdanlarının dışında emir ve talimatı hiç kimseden almadan, mevzuat dışında hiçbir işlem yapmamak gibi bir görevleri var. Bunu da ben değerli kardeşlerime, emniyet teşkilatının mensuplarına, jandarmamıza, kolluğumuza buradan bir sefer daha salık veriyorum. Onların pek çok kanunun altında imzası olan bir kardeşleri olarak söylüyorum. Devlet baki, hükümetler gelip geçici. Hükümetle devleti birleştirmeye çalışanlara asla itibar etmesinler. Çünkü bu hükümet 14 Mayıs gecesi artık yok. Yeni bir hükümet ama devlet ila nihayet bu ülkede var olacaktır, payidar kalacaktır. Bunu asla unutmayalım. Emniyete ve jandarmaya ya da kolluk güçlerine yönelik bu uyarıyı yapma ihtiyacı neden hissettiniz? Öyle bir ihtimal var mı? Elbette ki var. Yani bu kaygıları biz yukarıdakiler yanlış yapabilir, aşağıdakilerin yanlış yapmaması gerekir. Kanunsuz emir, emir olarak kabul edilemez. Evet. Yarın üstlerim bana emir ve talimat verdi deme şansına sahip değiller. Bağımsız yargının önüne çıktıklarında onlara ilk okunacak hadise şudur. Kanunsuz emir icra etmek gibi bir yükümlülüğünüz yoktu. Siz kamu görevlisiniz. Kamu görevlisi mevzuat dışına çıkmamalı, vicdanından ve aklının dışında başka bir yerden emir ve talimat almamalıdır diye o maddeyi önlerine konmaması için bugünden uyarıyoruz. Diyoruz ki bunlar bizim bu vatanın asli unsurlarıdır. Mehmetçiğimizin üzerinde tasarruf yetkisi kullanan kıymetli organlarımızdır jandarma teşkilatımızın değerli mensupları. Yine emniyet teşkilatımızın değerli mensupları bizim gece gündüz canımızı, malımızı teslim ettiğimiz vatan evlatlarıdır. Onların asla ve asla iktidarla birlikte bir kısım yanlış işlerin içerisine girmemesi gerekliliğini bir kardeşleri olarak burada ifade etmeyi vicdani mesuliyet olarak görüyorum. Can kaybı 47.932'ye yükseldi. Son dakika bilgisi olarak arkadaşlarım aktarıyorlar. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı gün be gün artıyor maalesef. Daha hala enkaz altında cesetlerin olduğunu yönelik de bölgedeki kişiler bize aktarıyorlar. Bakalım oradaki gelişmeleri an be an biz de takip ediyoruz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı, hayırlı olsun. Bu iki, üç, cuma geçen hafta, bir haftadan beri diyelim, bir haftadan beri çok ciddi bir şekilde mesai harcadınız. O mesai harcayanlardan birisi de sizsiniz. Size bile ulaşamadık ama detaylı ayrıntılı bilgi alalım da aktaralım izleyicilerimize diye. Eminim oldukça trafik çok yoğundu. Bugünkü Ankara trafiği yani gibi. Yani bunu bir sistem olarak görün televizyon izleyicileri. Çünkü pazartesi günü Sayın Lüle'ye dönmeme gibi bir nezaketsizlik yaptım. Ama şey ama orada bazı şeyler netleşmeden, tabii. kesinleşmeden tabii. döndüğüm zaman yok, kuyum kurusun yalan söyleme gibi bir imkanım yok. Olanı olduğu gibi paylaşmak gibi bir inancım var. Orada da daha henüz bazı şeyler netleşmemişti. Bu nedenle tabii. Sayın Lüle'nin telefonuna dönmedik. O amaçla söylemedim. Sadece yoğun olduğunuzu hissettiğim için söyledim. Tamam. Çünkü genelde bir arabamız bile yeterli oluyor sizin için. Çok teşekkürler. Bu konuda hiçbir şikayetimiz yok. Çok teşekkürler. Şimdi
Kılıçdaroğlu diğer partilerle de görüşecek, diğer oluşumlarla da görüşecek. Emek ve Özgürlük İttifakı, Sosyalist Güç Birliği, HDP en başta. Babacan'ın da bir açıklaması oldu HDP ile, onu da gösterelim. Deva Partisi Genel Başkanı Babacan'ın diyor ki, Cumhurbaşkanı adayımıza destek verirse HDP çok mutlu oluruz diyor. Tek cümleyle özetleyecek olursak. Kılıçdaroğlu da HDP ile elbette görüşeceğim dedi. Çünkü meşru bir parti, hiçbir sorun yok. İyi Parti'nin bakışını aşağı yukarı biliyoruz, biraz mesafeli. Tabii ki görüşür CHP olarak dedi ama CHP olarak değil, Millet İttifakı'nın adayı olarak tabii görüşecek yani Kemal Kılıçdaroğlu. Mithat Sancar'ın söylediği de bu. Zaten görüşürken de böyle görüşecek işin tamam gerçek tarafı. Nasıl diğer oluşumların desteği, Millet İttifakı'nın adayına olan desteği nasıl buluyorsunuz? Zeynel Bey, öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın Babacan Türkiye'deki, Türkiye siyasetinde sağduyunun temsilcisi. Gerçekten yumuşak ve vakur duruşuyla, engin bilgi ve devlet tecrübesiyle kriz ortamlarında nasıl hareket edilmesi gerektiğini, süreçleri nasıl yönetilmesi gerektiğini son günlerde bir sefer daha tüm Türkiye'ye göstermiştir. Aklı selimle nasıl hareket edilmesi gerektiğini. Ve biz Millet İttifakı'nın eksiksiz yoluna devam etmesi için olanca gücümüzle ve çaba gösterdik. Ve hep sizin ekranlarınızda şunu söyledik. Bu masa başarılı olsun, Deva Partisi'nin kendi özelinde hiçbir talebi yok. Özelde de şahsım itibariyle hiçbir talebimin olmadığında bu ekranlardan ifade etmiştim zaman. Ve bunu bir şekilde ispatlamış olmanın vermiş olduğu özgüvenle söylüyorum. Sayın Babacan'ın burada söylediği husus son derece kıymetli ve değerli. Biz bu ekranlardan hep söylüyoruz. Bizim istişareyle, müzakereyle, mutabakatla belirlediğimiz Cumhurbaşkanı adayımız 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacak dedik. Cumhur'un tüm renkleri kendisini o Cumhurbaşkanı'nda görecek dedik. Ve Cumhuriyet'in 100. yılı da demokrasiyle taşlanacak dedik. Eğer içinde demokrasiye tam manasıyla bir inanç olan Cumhurbaşkanı adayı, parlamentonun en yüksek temsiline sahip 3. siyasi partisini ziyaret etmezse, onun seçmeninden oy istemezse, iktidar paydaşları MHP'den, AK Parti'den oy istemezse, kendisinden ayrılan Sayın Muharrem İnce'nin partisinden, Saadet Partisi'nden ayrılan yeniden Refah Partisi'nden oy istemezse, sol bileşen partileri ziyaret etmezse nasıl 85 milyonun ortak cumhurbaşkanı olacak? Elbette ki Sayın Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak değişimin öncüsü ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi Türkiye'ye yeniden inşa edecek 13. cumhurbaşkanı olarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme destek verecek her siyasi partiyi ziyaret edecek. Onlardan da destek isteyecek. En